götürürüm. Orayı kere unuttum, onun oraya geldim. La morey. Oğlum, iyi süre vermedin Kaan. Neyse neyse, biz çabuk yaralanalım buradan, yoksa yakalanacağız. Yardım edersiniz değil mi arkadaşlar? Vallahi bilmem ki. İşimiz de var şimdi. Yardım edersiniz.
Bütün milletine ben boşa vereceğim. Biz ona kutsalsı dökeceğiz. Tüpürükçüler, tüpürükçüler getireceğiz. Götüreceğimiz tüpürükçünün öbürü o kadar kuvvetli ki buradan öbürse hayır yerinden oynar. Ben bileyim, ben de getirdim Hacı Emin. İyice bir üfürdü. Ha işte, bu Hacı Emin'in profesörü. Burada arkadaşlar iyi bir şeyden bahsediyor herhalde. Hay aşerim be! Kurun bize bu sırça köşkü. Köyümüze bereket gelsin. Köyümüz ağlı şanlı olsun. Yaşasın sırça köy! Yaşasın sırça köy! Hadi kuralım köşkümüzü. Kuralım be! Zaten boş zaten. Siz boşsunuz arkadaşlar. Böyle tam da oynarsınız. Yürge, oğlum bir çay ver
kendileri kurtarayım ben. Buyurun. Sağ olsun Gülcan da yarım saat önce getiriyor. Ben nerede oturacağım? Gel. Buyurun. Ne oldu lan? Sen kovdun Gülcan'ı. Hiç işe yaramıyor be. Ne oldu, siz buna gelmezdiniz? Hayırdır? Ya muhtar emmi, işlah cambazlığı yapmayayım. De, sebebi ziyaretimize gelelim. Ne oluyor oğlum, siz kız istemeye mi geldiniz? Yok muhtar, sen bizi yanlış anladın ya. Bak, ben direkt söyleyeyim. Ben 10 senedir sürçü köşk yaşarım ama hiç kendi başımı kendim yıkamadım. Kıyafetlerimi kendim ütülemedim. Bize 1-2 tane çalışan lazım. E malum, onların kalması bir de yer. Seni mi anlayacağım? Şu sırça köşke bir kat daha çıkıveririm ben. Doğru dersin de. Şimdi kabul etsem köyler bana bozulacak. Kabul etmesem sırça köşke sahipleri bana bozulacak. Koçlar hele bir gelin bakalım dışarı. Gelelim şey Muhtar. Muhtar nereye diye domates yetiyordu ya. Ya sen yok, ben geliyorum. Koçlar suyunuzu biz, yağınızı biz, ekmeğinizi biz, etinizi biz veriyoruz valla. Köylüye çok yük oluyoruz. Eğer bir kat daha tutarsak köylüye 2 kat yük olmuş olacağız. Çok mu mühim bu 2. kat? Ya Muhtar, mühim olmasa biz sırça köşkümüzden kalkıp buralara kadar gelir miydik? Ama siz köylünün halini biliyorsunuz. Ya Muhtar, sen yaparsın ki bu işleri. Ya ama köylü... Ya Muhtar, sen yaparsın ha. Köylü çok gönüllü de bak. Ya ama... Ya bak. Ya Muhtar, sen mi işler? Cumhurbaşkanı.
Keselim ulan. Siz başlayın, ben geliyorum. Tamam tamam. Oğlum, üçüncü kapının 23'ü kalıp. Ha? Ne güzel, hizmetçi almışsın. Onlar çıksın. Doğru değil mi? Doğru. Ha o zaman, hadi yürüyün biz kahve edelim. Hadi ya. Onlar çalışsın. Gördüğünüz gibi sırça köşk iyice büyüyor. Üç aylak geldi, birinci kat dediler, köylüler çıktı. İkinci kat dediler, yetmedi. Bir de üçü istediler. Köylüler ne yapsın? Onu da çıktılar. Sırça köşk büyüdükçe köylünün dertleri de büyüdü. Köylünün sırtına bir yük daha bindi. Bakalım köylü daha ne kadar dayanabilecek bu işkenceye.
8 söylediğimiz oyunumuzu 9'da başlattığımız için biraz size mahcubuz. Fakat son bir 10 dakikanızı daha alacağım. Yaklaşık 1 yıllık bir emek. Çocuklar 3 sayfalık bir öyküden 45 dakikalık bir tiyatro çıkardılar. Hem diyaloglarını kendileri yazdılar, hem kıyafetlerini kendileri buldular, hem de dekorun ne şekilde olacağını buldular. Öncelikle tabii ki alkışın en büyüğü bu öğrencilere. Hepsi sevgilisiniz bu sene mezunlar. Bunun dışında tabii ki kurtarıcılarımız var. Yeşilköy'ün bir tiyatro geleneğinin olması bizim en büyük avantajımızdı. Umarım bunu iyi değerlendirebilmişizdir. Her derde deva Özcan abi. Her türlü. Yine dekorda görsel sanat öğretmenimiz Sevgi Çelik ve eşi Hava Özgür'ü bir alkış istiyoruz. Şöyle tabii Çağan Urmak lakaplı hocamız Orhan Karakeş. Ve bir de biz bir şey söylemek istiyoruz. Tabii. Yani, tüm yıl kapısınızı çeken Tolga hocamıza da bir ilk alkış. Seçil, Melisa, Ufuk, İsmail, bunlar da büyük emekler verdiler. Çağrı hocamız kaydetti, teşekkür ederiz. Hepsine büyük bir alkış. Peki. Kimsenin engelisi yok, daha var mı onun engelisi? Seni! Hayır, kimsenin engelisi yok diyor, daha devam var mı? Değerli seyirciler, öncelikle bu pırıl pırıl gençlere teşekkür ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın akşam halk konserinde Yeşilköy'deki ilk öğretim bahçesindeki halk konserinde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar. Thank you.
saniye. Biraz daha. Evet Tuncay. Nasıl bakıyorum bunun ikisine? İki tane şeyim var. Hay. Hadi. Hadi.